Selamlar. Çok değil, daha 2 ay önce yeni yapay zeka modeli Gemini'yi piyasaya süren Google, geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar için erişilebilir hale getirdiği Gemini 1.5'i duyurdu. Büyüklüğüyle dikkat çeken bir bağlam penceresine sahip olan Gemini 1.5 Pro'nun gelişmiş özelliklerini görenlerse acaba OpenAI GPT-4 Turbo ile rakip mi geliyor diye sormaya başladılar bile. Ön planda söyleyebileceğim ilk şey, Gemini 1.5 Pro'nun önceki sürümü Gemini Pro'ya göre çok daha etkili, verimlilik ve hızlı da seviye atladığını gösteriyor. Hatta Google yetkililerinin bu konuda yaptığı açıklamalarda eskisine nazaran Gemini 1.5 Pro'nun %87 oranında daha üstün bir performans sergilediğini de vurguluyorlar. Özellikle bağlam penceresinin geliştirmesiyle daha büyük sorgular yapmak artık mümkün olacak. Bir yapay zeka modelinin bağlam penceresini düşünürseniz bilgiyi işlemek için kullanılan tokenlardan oluşuyor. Ve bu tokenlar kelimelerin, görüntülerin, videoların, seslerin veya kodların tamamını veya alt bölümlerinden olabiliyor. Token seviyesinin artması ya da başka bir deyişle bağlam penceresinin genişlemesi demek, yapay zeka modelinin çok daha büyük, çok daha geniş sorguları işleyebileceğini, verilerin anlatımın akışının daha iyi kavrayabileceğini ve aynı anda da çok daha fazla bilgiyi isteyebileceği, bakabileceği anlamına geliyor. Bu da sorgu çıktısını daha tutarlı, alakalı veya kullanışlı hale getirmesini sağlar. Gemini 1.5 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri, GPT-4 Turbo'nun 128 bin token seviyesini ölemci ölçüde açıp 1 milyon token seviyesindeki bağlam penceresine sahip olmasıdır. Bu da Gemini 1.5 Pro'nun tek bir sorguda 700 binden fazla kelimeyi, 1 saatlik videoyu, 11 saatlik ses kaydını ve 30 binden fazla kod satırını anlamasına ve üzerinde işlem yapabilmesine olanak sağladı. Google'un bu genişlikteki bir bağlam penceresine sahip bir yapay zeka modelini ticari olarak kullanıma sunan ilk şirket olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Elbette bu gelişme OpenAI ve Google arasındaki yapay zeka savaşlarının gittikçe artacağının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Hadi Gemini 1.5 Pro ile GPT-4 Turbo'nu bir karşılaştıralım. Genel anlama ve değerlendirme açısından bakarsak, Gemini 1.5 Pro'nun genel anlama ve değerlendirme görevlerinde GPT-4 Turbo'dan biraz daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Matematiksel akıl yürütme açısından bakarsak, GPT-4 Turbo'nun karmaşık problemleri çözme konusunda Gemini 1.5 Pro'ya geride bıraktığını görüyoruz. Kod oluşturmada ise GPT-4 Turbo kodu daha doğru anlama ve oluşturma yeteneğini sergiliyor. Görüntü anlama kısmında ise GPT-4 Turbo görsel bilgileri yorumlama ve bunlara yanıt verme konusunda Gemini 1.5 Pro'nun önünde geliyor. Video anlama kısmında ise Gemini 1.5 Pro GPT-4 Turbo'nun geride bırakarak videoyu verilerini analiz etme ve bunlardan içerik üretme konusunda gücünü ortaya koyuyor. Son olarak ses işleme kısmında ise Gemini 1.5 Pro konuşulan dili anlama ve tercüme etme konusunda GPT-4 Turbo'dan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Sonuç olarak her iki modelin de yapay zeka alanında önemli başarıları temsil ettiği aşikar. Her ikisinde yalnızca yapay zeka teknolojisinin mevcut durumunu sergilemekte kalmıyorlar. Aynı zamanda yapay zekanın gelecekteki gidişatına dair de önemli ipuçları veriyorlar. Gemini 1.5 Pro'ya nasıl erişebilirsiniz? Gemini 1.5 Pro, Google'un Vertex AI ve AI Studio platformları aracılığıyla şimdilik sadece kurumsal kullanıcılara ve geliştiricilere sunulsa da yakın gelecekte Gemini Pro'nun yerini alacak. Ve bu durumda da herkesin erişimine de açılacak tabii ki. Ancak standart 128 bin bir token seviyesi var. Bağlam penceresiyle birlikte sunulan Gemini 1.5 Pro'ya geçince bu token seviyesi 1 milyon token'a çıkacak. Buna bağlı bağlam seviyesine ulaşabilmek için de tabii ki bir ek ücret ödeyeceksiniz. Kurumsal kullanıcılar ve geliştiriciler için açılan Gemini 1.5 Pro'nun ön izlemesine kaydolmak isteyenler için gerekli linki açıklamalara ekliyor olacağım. Kullanan ve kayıt olan izleyicilerin değerlendirmelerini yorumlara bekliyorum.